Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, cümleten arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu akşam inşallah birinci dersimizde ikinci lemadan okumak istiyoruz. Ama öncelikle hicri yılbaşınızı tebrik ederiz. 1445. yıla girdik. Allahu Alem, son yüzyılın içindeyiz. Kıyamete az kaldı. Son viraja girdik sayılır. Yine de kıyametin vaktini Allah bilir ama rivayetlerden gali bir ihtimal ile yüzyıldan aşağı düştü artık dünyanın ömrü. Dolayısıyla malum bu Muharrem ayı hem hicretin olduğu, hicri zaten adı üzerinde, hicretin olduğu, hicretin başlangıcı, hicret yani Mekke'den Medine'ye Resulullah Efendimiz'in ve sahabilerin hicretiyle başlayan bir tarih süreci. Yine 10 Muharrem'de o ciğersuz Hazreti Hüseyin Efendimiz'in katledilmesi Kerbala'da gibi hadiselerin olduğu, acı hadiselerin olduğu bir ay. Aynı zamanda da peygamber münacatlarının, peygamber kurtuluşlarının olduğu bir ay. Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilmesi, işte Nuh Aleyhisselam'ın o tufandan kurtulup Cüzi Dağı'na gemisinin oturması, işte Firavun'un zulmünden Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'in yarılmasıyla geçmesi, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulması gibi pek çok kurtuluşların da olduğu bir ay. Biz şimdi bu akşam inşallah bu kurtuluşlardan bir tanesi olan Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın o hastalıktan şifa bulması, kurtulmasını beraber okuyalım inşallah. İkinci lema, Bismillahirrahmanirrahim. İz nâdâ rabbehu ennî messenniyedzurru ve ente erhamurrahimîn. Evet, Eyyub'u da hatırla ki Rabbine şöyle niyaz etmişti. Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Bu Enbiya suresinin 83. ayeti. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı çok hem mücerrep hem tesirlidir. Hem böyle çok denenmiş, tecrübe edilmiş hem de tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni messenniye zurru ve ente erhamurrahimîn demeliyiz. Malum bu lemanın baş tarafında Üstad Hazretleri izah ediyor bunu. Akşamla yatsı arasında okunması çok müstahsen olan, çok faydalı olan Üstadımızın tavsiye ettiği, özellikle tesbihatın arka kısmında var. Okuma usulüyle 33'er kere okunuyor bu 6 tane münacaat cümlesi. Tabi baştaki ayetlerle beraber. Dolayısıyla Üstad Hazretleri bu akşam yatsı arasındaki bu peygamber münacaatlarının, kabul edilmiş peygamber münacaatlarının ümmeti tarafından da okunulmasını Üstadımız talebelerine tavsiye etmiş. Dolayısıyla biz de vakti müsait olan arkadaşlar bu tesbihatın arka kısmından bu bölümü bulup da okumaya çalışırlarsa çok istifade ederler. Denenmiştir diyor. Hem mücerrep hem tesirlidir. Evet. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifet-i ilahiyenin mahalleri olan Allah'ı zikretmek ve Allah'ı tanımanın, bilmenin, anmanın mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halal gelir düşüncesiyle, yani yeterli tesbih edemem, Cenab-ı Hakk'ı anamam, zikredemem, ibadet yapamam korkusuyla kendi istirahati için değil, belki ubudiyet-i ilahiye için demiş. Yani Allah'a ibadet edebilmek, kulluk yapabilmek için demiş.
Ya Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip, Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Eyyub Aleyhisselam'ın bu şifa duasını kabul etmiş. Kemal-i afiyetini ihsan edip, enva-ı merhametine mazhar eylemiş. Rahmetinin çok çeşitleriyle onu şifalandırmış. Mükemmel bir afiyet ihsanı eylemiş. İşte bu lemada 5 nükte var. Birinci nükte, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili, onun dış yaralarının karşılığında bizim batıni ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. Yani onun yaraları vücudunun dışında ama bizim içimizde ruhi ve kalbi hastalıklarımız var ona karşılık. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuzda yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. O bedeninin dışındaki o maddi yaralar, onun en fazla dünya hayatını tehdit ediyordu. En fazla vefatına vesile olur idi. Bizim manevi yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. Bizim ruhani ve kalbi yaralarımız ise, imanımıza saldırdığı için, ebedi hayatımızı tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye, o Hazret'ten 1000 defa daha ziyade muhtacız. Biz Eyyub Aleyhisselam'ın o duasına ondan 1000 kat daha fazla muhtacız. Bağhusus nasıl ki o Hazret'in yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler. Yani kalben ubudiyetine, lisanen zikrine ilişmiş o kurtlar, maddi yaraların kurtları. Öyle de bizim günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzubillah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip, kalbin içine ilişip, o imanın bulunduğu kalbin batınına ilişip, imanı zedeler. Ve imanın tercümanı olan lisanın, imanın görünür şekli olan lisanın, dilin, zevki ruhaniyesine ilişip, yani dil ile zikretmeye mani olup, zikirden nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyor. Demek ki imana gelen bir bela, musibet, hastalık, kalbe gelen hastalık, Allah'ı zikretmekten o lisanı, dili engel alıyor. Dil sağlam olduğu halde, manevi hastalık olduğundan, imani hastalık olduğundan dolayı, zikre mani oluyor o hastalıklar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, eğer günaha hataen işte düşüldüyse, çabuk istiğfar ile tövbe ederek hemen imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkalarının ıttılağından çok hicap ettiği zaman, yani o günahı başkaları bilirse çok utanacağı için, melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Tamam, insanlar görmüyorlar belki o günahı işlediğini ama kiramen katibin melekleri görüyor. Dolayısıyla o melaikelerin varlığı onun günahını yazmasından sıkılıyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Yani birisi dese ki ya yok öyle yazan mazan melek falan dese, ha ben de öyle diyordum.
Niye? Çünkü gizli günah işliyor. Bilinmesini istemiyor. İnsanlardan utanıyor. Hem mesela cehennem azabını intihac eden büyük bir günahı işleyen bir adam, cehennem azabını gerektiren büyük günahı işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, şimdi burada formül şu, günaha tabii insan oluyoruz, düşebiliyoruz, gaflete uğruyoruz, günahlara, hatalara, kusurlara düşebiliyoruz. Ama istiğfar ile ona karşı siper almazsa, istiğfar ile o günahın kötü tesirine engel olmazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden, çünkü o günahın, o büyük günahın karşılığında cehennem var diye. Dolayısıyla o büyük günahı işleyip de eğer tövbe istiğfar etmezse, dolayısıyla cehennem yoktur, olmasın, niye cehennem var ki diye cehennemin varlığını inkar etmeye başlıyor. Cehennemin olmamasını arzu etmeye başlıyor. Küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Hele birileri de demişse ki ya ne cehennemi, yok öyle bir şey demişse, ha ben de zaten işte öyle düşünüyordum gibiye getirirse Allah muhafaza. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın, Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk görevlerini yerine getirmeyen bir adamın, küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, değil mi? Dünyevi bir işinde amirinden, müdüründen, işinin aksatmasından dolayı ufak bir tekdir alan o adam, ondan çok kırılan, üzülen o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde ısrarla emrettiği ibadetleri karşısında farzında yaptığı bir tembellik, işte üzerine boynuna borç olan o farz ibadetlerinde yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, İşte oruç tutmayı, namaz kılmayı, işte zekat vermeyi, hacca gitmeyi bir türlü beceremeyen, işte bu ibadetlere fazla muvaffak olamayan, o sıkıntıdan arzu ediyor ki, çünkü onun karşısında görevini ihmal var. İnsan olmanın, Cenab-ı Hak insanları ve cinleri ben ibadet etsinler diye yarattım diyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla o en büyük görevi olan o ibadetleri yapmamaktan gelen o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Yani şimdi nereden de çıktı şu namaz olmasaydı ne güzel rahattık işte yani. Şimdi oruç ya ne gereği vardı şimdi, biz zaten diyetteyiz, rejim yapıyoruz falan. İşte namaz kılmak, işte zaten biz spora gidiyoruz, onun yerine geçer falan. Yani böyle çeşitli bahaneler ile o Cenab-ı Hakk'ın farz ibadetlerine, emirlerinin olmamasını arzu ediyor. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Yani niye Allah emretti ki bunları şimdi? Yani iyiydi böyle, rahattık. Belki de haşa yoktur. Yani öyle hocalar diyorlar bunu. Ne malum falan. Değil mi? Çokça duyuluyor yani. Bir şüphe vücud-i ilahiyeye dair kalbe gelse, Allah'ın var olduğuna dair bir şüphe kalbine gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Sanki o şüphe bir delilmiş gibi, işte ben de öyle düşünüyordum zaten deyip o şüpheye yapışır. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. Allah'ı inkar ettim zaten. İlâ cehennemi zübera ebediyen. Allah muhafaza. O bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla, yani Allah'ı inkar etmek vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, yani ibadetin o sıkıntısından
o ibadet vazifesinden, o sıkıntıdan dolayı inkar da, dolayısıyla inkara gidiyor ya, inkar da o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Dolayısıyla şimdi inkar ile ebedi azaba istihkak kesbediyor. Halbuki diyebilir. Yani ya tamam, namaz farz, oruç farz, işte zekat farz. Ama ne yapalım ya, işte tembellik, işte acizlik, fakirlik, şöyle ya beceremiyoruz. Dünya gailesi, işte evladı uyal var hanede demiş bir tanesi. Yani eğer ibadeti farzı kabul edip de yapmamak, tembellik ettiğinin kabulünde olsa, Allah'ı inkar etmese, hadi kurtarır bir derece. Tövbe istiğfar ile, belki pişmanlık ile hadi kurtarabilir. Ama inkar ettiği zaman ne olurmuş? Sineğin ısırmasından kaçıp, o ibadeti yapmamaktan gelen o sıkıntı, sinek ısırması gibi olan o sıkıntıdan kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Allah'ı inkar ederek adeta yılanın ısırmasını, zehirli bir yılan ısırdığı zaman akıbet malum. Dolayısıyla işte o sıkıntıdan Allah'ı inkar ederse ebedi cehennem çok daha berbat. Ve hakeza bir üç misale kıyas edilsin ki bel rane ala kulubihim sırrı anlaşılsın. Yani kalplerini karartmıştır. Ayetin tamamının meali ise şöyledir. Doğrusu onların kazandıkları günahlar birike birike kalplerini kaplayıp karartmıştır. İkinci lemadan devam ediyoruz. İkinci nükte, 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecih lakları yoktur. Malum bu ikinci lema Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın münacatından bahsediyor. Eyüp Aleyhisselam çok hastalıklar içinde yıllar geçiriyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan şikayet etmiyor asla. Fakat ne zaman işte o maddi yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline ilişiyor. Diyor ki yani ya Rabbi lisanen dilime, zikrine ve kalben ubudiyetime artık zarar vermeye başladı bu yaralar, bu kurtlar. Dolayısıyla şifa talebinde bulunuyor. Rabbi inni mesenniyor zurru ve enet erhamur rahimin diye. Cenab-ı Hak da bu tam ihlaslı olan, ibadet için olan sıhhat duasını kabul ediyor ve şifasını veriyor Eyüp Aleyhisselam'a. Dolayısıyla biz o Eyüp Aleyhisselam'ın o hastalığının ve şifasından ne anlayabiliriz diye ikinci nükteyi okuyoruz. Diyor ki, sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihli hakları yoktur. Yani belalardan ve hastalıklardan insanlar şikayet etmeye üç yönden hakları yok. Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mahsur ediyor. Şu bedenimizi Cenab-ı Hak bizim ruhumuza giydirmiş. Ruhumuzun elbisesi bu beden, maddi bedenimiz. Dolayısıyla bu vücut elbisesini sanatına mahsur ediyor. Çeşitli sanatlarını bu beden üzerinde gösteriyor. İnsanı bir model yapmış. O vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahyir eder. Bu vücut üzerinde Cenab-ı Hak sanatını göstermek için o vücuda pek çok haller veriyor. Değişiklikler, başkalaşımlar veriyor. Muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Çok farklı isimlerini o beden üzerinde tecelli ettirir. Şafii ismi hastalığı istediği gibi. Şimdi Şafii ismi Cenab-ı Hakk'ın şifa verecek. Ama vücutta sıhhat varsa sıhhatli bir adama nasıl şifa verecek? Hasta olması lazım ki şifa verebilsin. İşte Mariz ismi var Cenab-ı Hakk'ın. Yani hastalandıran ismi var. Bu bedeni Cenab-ı Hak Mariz ismiyle hastalandırıyor. Hasta ediyor. Hemen peşinden işte o hastalık görevini ne kadar sürede yapacaksa Şafi ismi devreye giriyor ve o hastalığı ortadan kaldırıp şifa veriyor. Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Şimdi Cenab-ı Hak Rezzak'tır diyoruz.
Ama hiç acıkmıyorsunuz. Nasıl Rezzak olduğunu, rızık verdiğini anlayacağız. Cu ismi var Cenab-ı Hakk'ın. Cu ismi ile seni önce bir aç ediyor, acıktırıyor. Sonra Rezzak ismi devreye girip o cu'nun yani açlığın hükmünü rızık ile ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla şu fiziki bedende birçok ismin böyle tecellilerine mazhar ediyor. Malikül mülki yetasarrafu fi mülkihi keyfe yeşâ. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bu mülk, yani bu beden kimin? Allah'ın bir emaneti. Ruhumuzu da o yarattı. Dolayısıyla bedeni de emanet olarak bize veren o. Mal sahibi o. Mal sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Hasta eder, sıhhat verir, yaralı eder, efendim yatırır, kaldırır, her türlü hale sokabilir. İtiraz etmeye o kulun hakkı yok. İkinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur. Demek ki belalarla, hastalıklarla bu hayat, şu yaşam dediğimiz hayat, kemal bulur, mükemmelliğe doğru gider. Kuvvet bulur, güçlenir. Hani diyorlar ya, hayata tutundu, hayat mücadelesini kazandı falan. Hani işte hastalıktan kurtuldu, kazadan kurtuldu. Demek ki bu musibetlerle, hastalıklarla bu hayat, bu yaşam mükemmelliğe doğru gidiyor, güçleniyor, terakki eder, netice verir. O hayat, yaşam kalitesi yükselir ve o hayattan maksut sonuçlar alınabilir. Musibetlerle, hastalıklarla. Tekemmül eder, kemale erer. Bu hayat kemale erer. Vazife-i hayatiyeyi yapar. Cenab-ı Hakk'ın verdiği o hayat görevlerini ancak hastalıklarla, musibetlerle, belalarla güçlenerek o görevi yerine getirebilir. Yeknesak, istirahat döşeğindeki hayat. Yani tembellik, tek düzen, monotonluk diyorlar ya şimdi. Hareketsiz bir hayat, hayır mahsus olan vücuttan ziyade, yani mutlak hayır olan varlıktan çok, şerri mahsus olan ademe yakındır. Tam şer olan ademe, yokluğa yakındır. Monotonluk, tek düzelik, hareketsizlik, tembellik bu yokluğa doğru gidiyor. Ve ona gider. Dolayısıyla nerede hareket, işte orada bereket, işte işleyen demir parlar gibi pek çok atasözleriyle beraber demek ki şu hayatın başına gelen bütün bu belalar, musibetler, değişimler, dönüşümler o hayatı güçlendirip yaşamı kuvvetlendiriyor. Yaşamın değerini artırıyor. Üçüncü vezi, şu dar-ı dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Şu dünya hayatı, dünya yeri, şu içinde bulunduğumuz yaşam imtihan meydanıdır. Ve dar-ı hizmettir. Hizmet yeridir burası. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Yani burada hizmet var, imtihan var ama lezzet ve ücret, mükafat yeri burası değil, dünya değil. Madem dar-ı hizmettir, madem bu dünya hayatı bir hizmet yeridir ve mahalle ubudiyettir, Cenab-ı Hakk'a kulluk, ibadet yapma yeridir bu dünya. Hastalıklar ve musibetler, dini olmamak ve sabretmek şartıyla, yani dini hastalık ve dini musibet olmamak şartıyla, ileride onu da açıklayacak, o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Demek ki şu dünya hayatındaki hizmet ve ibadet için bu musibetler ve hastalıklar daha ibadetleri ve hizmeti artırıyor, güçlendiriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden, yani hastalıkla geçen her bir saati bir gün ibadet yapmış hükmüne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerektir. O hastalıktan şikayet değil, o beladan şikayet değil, şükretmek gerektir. Çünkü o musibet ve hastalıkta geçen bir saat, bir sene ibadet etmiş kadar sana sevap kazandırabiliyor.
Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Yani bir kısmı müsbet, pozitif, olumlu diyelim. Diğeri menfi, negatif, olumsuz tarafı. Müsbet kısmı malumdur. Yani müsbet ibadet malumdur. Namaz, abdest, oruç, işte hac, zekat gibi ibadetler, müsbet ibadetler. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibet zede zaafını ve aczini hissedip o musibete uğrayan zayıflığını ve acizliğini hissedip o musibet dolayısıyla Rabb-i Rahim'ine ilticakârâne teveccüh edip dolayısıyla o hastalıklar ve belalar dolayısıyla o çok merhametli Rabbine sığınmak için yönelip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Şimdi işte yakında Güneydoğu'da 11 ilde deprem oldu. İşte 17 Ağustos'ta 99'da burada oldu. O deprem salladığı zaman insanlar ne diyorlardı? En hacısından en sefiğine kadar. Herkes la ilahe illallah, Allah Allah Allah, Allahümme salli ala Muhammed. İstersen deme. İşte yani bela, musibet böyle dehşetlendiği zaman, hastalık dehşetlendiği zaman hemen Allah'a sığınıyorsun. O zaman zenginliğin, makamın, rütbenin, gençliğin hiçbir şeyin faydası yok çünkü onu biliyorsun. Herkesin o bela anında, musibet anında, o dehşet anında ağzından çıkan tek kelam Allah. Başka çare yok çünkü o. Yani o halden onu kurtaracak hiçbir şey yok başka. Evet, bu ubudiyete riya giremez halistir. İşte o zaman edilen zikirler, Cenab-ı Hakk'a olan o dualar çok halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, işte bu hastalıkların, belaların Cenab-ı Hak tarafından karşılığının mükafat olarak verileceğini düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Yani o bir dakikalık hastalık sıkıntısını çekmek bir gün ibadet etmiş hükmündedir. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi, onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Üçüncü nükte, bir iki sözde beyan ettiğimiz gibi her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve lisanına ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder, ya elhamdülillah der. Teessüfü dedirten, eski zamanın lezaizinin zeval ve firakından neşet eden manevi elemlerdir. Hani lezzetler bitmiş, lezzet aldığı günler geçmiş. Dolayısıyla sıkıntılar gelmiş, ah ah eder değil mi? Neydi o günler, neydi o işte hayat, neydi o lezzetler gibi manevi elem verir lezzetlerin geçmiş olması. Çünkü zevali lezzet elemdir. Yani lezzetin bitmesi, sönmesi elemdir. Bazen muvakkat bir lezzet daimi elem verir. Geçici bir lezzet daimi elem verir. O lezzetin bitmesinden dolayı devamlı sıkıntı çeker. Düşünmek ise o elemi deşiyor. O lezzetli halleri, günleri düşünmek ise onun o lezzetin bitmesinden gelen sıkıntısını deşiyor. Teessüf akıtıyor. Hep ah ediyor. Eski hayatında geçirdiği muvakkat alamın zevalinden neşet eden manevi ve daimi lezzet elhamdülillah dedirtir. Bizde bunun tersi var. Eskiden çektiği çok sıkıntılı günlerini düşünüp, hastalıklı günlerini düşünüp nasıl der?
Elhamdülillah. Oh, çok şükür. Hastalık gitti, musibet gitti, bela gitti. Dolayısıyla geçmiş olan belalar da elhamdülillah dedirtir. Bu fıtri haletlerle beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat-ı uhreviye, yani bu belalar, musibetler, hastalıklar karşılıksız değil ki, onun karşılığında Cenab-ı Hak o kullarına çok sevaplar ve ahirette mükafatlar verecek. Ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse, işte o musibetten dolayı o sıkıntılı geçen ömrünü uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse, sabırdan ziyade şükreder. Elhamdülillahi ala külli halin sivel küfri ve dalal demesi iktiza eder. Yani küfür ve dalaletin dışında, yani Allah'ı inkar etmenin ve günahkar bir hayatın dışında her türlü hal için Allah'a hamdolsun. Meşhur bir söz var ki musibet zamanı uzundur. Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat örf-ü nasta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil. Yani sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur. Yani uzun bir ömür sonucunu verdiği için uzundur. Dördüncü nükte, 21. sözün birinci makamında beyan edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini, insanda bir sabır, dayanma gücü var ya, işte o sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, eğer vehim ile dağıtmazsa her musibete karşı kafi gelebilir. Her musibete, belaya, hastalığa o sabır gücü insandaki yeter. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp, yani o sabrını geleceğe ve geçmişe dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez çekmeye başlar. O andaki sabretmesi gereken durumu bırakıp geçmişe ve geleceğe dağıttığı için o andaki sıkıntıya o sabrı kafi gelmez. Adeta haşa Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder. Allah'ı insanlara şekva eder. Yani nereden de benim başıma verdi bu belayı, bu musibeti, bu hastalığı? Yani beni mi buldu? Hani en çok söylenen, değil mi? Ya şimdi bu beni mi buldu? Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. O musibetten ve hastalıktan dolayı sabırsızlık gösterir. Çünkü geçmiş her bir gün, musibet ise zahmeti gitmiş. Rahatı kalmış, elemi gitmiş, zevalindeki lezzeti kalmış. Geçmiş günlerdeki hastalıklar, musibetler yerine lezzetleri, sıhhati bırakmış. Sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekva değil, bu halden şikayet değil, belki mütelezzizane şükretmek lazım gelir. Hastalık, musibet bittiyse buna şükretmek gerektir. Ona küsmek değil, o geçen hastalıklara, musibetlere küsmek değil, bilakis muhabbet etmek gerektir. Onları sevmek gerektir. Onun o geçmiş fani ömrü, o musibetle, hastalıkla geçen o fani ömrü, musibet vasıtasıyla baki ve mes'ud bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki âlamı vehimle düşünüp, o geçmişteki elemlerini, sıkıntılarını evham ile düşünüp, bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir. Geçmişteki çektiği hastalıklara ve belalara karşı şimdi ah vah etmek delilik, başka bir şey değil. Ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler, şimdi istikbale de bu sabrını kullanmayacaktık ya, dolayısıyla gelecek günler ise daha madem gelmemişler, hani yaşayıp yaşamayacağın, hasta olup olmayacağın meçhul, bilinmiyor. İçlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Gelecek günlerdeki o hastalık ve sıkıntılar için şimdiden şikayet etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir.
Değil mi? Yani şimdi biz oturup da yarın ya aç kalırsak diye oturup fazla fazla ekmek mi yiyoruz? Su mu içiyoruz? İçemezsin ki zaten ne kadar yersen ya ne kadar içersen iç 16 saat sonra başlıyor hepsi gidiyor. Aynen bunun gibi. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi adem olan, şimdi yok olan, daha ortaya çıkmamış olan musibet ve hastalıkları düşünüp şimdiden onlardan müteellim olmak, şimdiden onların sıkıntısını varmış gibi çekmek ve sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek. Değil mi? Ne derdin var ki kendi kendine ah ediyorsun? Yani hasta olup olmayacağım meçhul. Musibet gelip gelmeyeceği meçhul. Yaşayacağım bile meçhul. Bu kadar meçhuller karşısında şimdiden of of etmenin manası yok. Evet, ne diyor? Hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belahettir ki hakkında şefkat ve merhamet liyakatını selbediyor. Yani bu öyle bir aptallıktır ki, belahettir ki kendi hakkındaki o merhamet ve şefkat hakkını, liyakatını selbediyor, kaldırıyor. Elhasıl nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor, şükretmek nimeti artırır, öyle de şekva musibeti ziyadeleştirir. Aynı şekilde şikayet etmek, ahvah etmek o musibeti veya hastalığı artırır. Hem merhamete liyakatı selbeder, hem de merhamet edilmeyi ortadan kaldırır. Ona merhamet edilmez. Birinci Harb-ı Umumi'nin birinci senesinde Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim, bana dedi, 100 gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi ve dedim, kardeşim, geçmiş sıkıntılı 100 günün şimdi sürurlu 100 günlük mündedir. Onları düşünüp şekva etme. Geçmişteki o sıkıntılı 100 günü düşünüp şikayet etme. Onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler, yani önündeki günlerde ne olacağı meçhul, Rabbin olan Rahmanur Rahim'in rahmetine itimat edip, Allah'ın rahmetine, merhametine dayan, güven, dövülmeden ağlama. Hiçten korkma. Adem'e vücut rengi verme. Bu saati düşün. Yani daha gelecek ne olduğu meşhur olan bir hale karşı niye varmış gibi çırpınıyorsun, şikayet ediyorsun. Bu saati düşün. Sendeki sabır kuvveti bu saate kâfi gelir. İçinde bulunduğun anda bir sıkıntın varsa ona sabret. Divane bir kumandan gibi yapma ki sol cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu halde o sol cenahtaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte o tutar merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp merkezi zayıf bırakıp düşman edna bir kuvvetle merkezi harap eder. Bu savaş tekniği. Bunu gibi yapma. Dedim, kardeşim, sen bunun gibi yapma. Bütün kuvvetini bu saate karşı tahşid et. Yani şimdiki zamana, bulunduğun hale karşı bu sabır kuvvetini kullan. Rahmet-i ilahiyeyi ve mükafat-ı uhreviyeyi ve fani ve kısa ömrünü uzun ve baki bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerinde. Yani o şikayet etmişti ya, 100 gün başımı yastığa koyup yatamadım demişti ya. Bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret. 100 gün geçmiş, sıkıntısı gitmiş, mükafatı kalmış. Gelecek günler daha gelmemişler. Şimdiden onun sıkıntısını çekmenin manası yok. O da tamamıyla bir ferahlık alarak elhamdülillah dedi. Hastalığım ondan bire indi. Beşinci nokta, buradan da bir paragraf okuyup bitirelim inşallah. 3 meseledir. Birinci mesele, asıl musibet ve muzır musibet. Yani asıl bela, musibet, dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahiyeye iltica edip feryat etmek gerektir. Dini musibet, o çok dehşetli. Fakat dini olmayan musibetler,
hakikat noktasında musibet değildirler. Maddi musibetler gerçek noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı rahmanidir. Cenab-ı Hakk'ın hatırlatmasıdır, ikazıdır. Nasıl ki çoban, gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp, onlar o taştan hissederler ki, o koyunlar o çobanın attığı taştan hissederler ki, zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır. Yani ziyanlığa girmekten koyunları engelleyen bir ikazdır o taş. Memnunane dönerler. O taşı yiyen koyunlar memnun olarak zarara girmeden dönerler. Öyle de çok zahiri musibetler var ki, görünüşte maddi çok belalar, musibetler var ki, ilahi birer ihtar, birer ikazdır. Değil mi? İlahi ikazdır. Bu musibetler, belalar. Bu ilahi ikaz dendiği için, bu Marmara depremi için malum Kutlar abi hapis ile cezalandırıldı. Sen nasıl ilahi ihtar, ilahi ikaz dersin? İlahi ikaz, şimdi Güneydoğu'da olan o deprem ilahi ikaz değil mi? Bu seller, bu yangınlar, bu kavurucu sıcaklar ilahi ikaz değil mi? Yok canım, onlar doğaldır. Olur, o öyle olur. Küresel ısınma değil mi? Evet. Demek bu çok zahiri musibetler var ki ilahi birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir kısmı kefareti zünuptur. O musibete uğrayanların geçmiş günahlarına kefarettir o musibetler. Ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan aczini, o firavunlaşan insanların aciz olduğunu, beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan bir o nevi, sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil. Belki bir iltifat-ı Rabbani'dir, bir tathirdir. Yani hastalıklar bir nevi Cenab-ı Hakk'ın İltifatı kulunu temizleme aracıdır. Rivayette var ki ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor? Sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor. İşte Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın münacatında istirahatın nefis için dua etmemiş. Yine başta söylediği o cümle geldi. Eyüp Aleyhisselam o hastalıklarından dolayı Cenab-ı Hakk'a duasında nefsinin istirahati için dua etmemiş. Belki zikri ilahi, zikri lisani, dillinin zikri ve tefekkürü kalbiye mani olduğu zaman o hastalıklar kalbinin tefekkürüne, kulluğuna ve dilinin zikrine mani olduğu zaman ubudiyet için şifa talep etmiş. Yani kulluğunu, ibadetlerini, zikrini yapabilmek için sıhhat istemiş, dua etmiş. Biz o münacatla birinci maksadımız günahlardan gelen manevi, ruhi yaralarımızın şifasını niyet etmeliyiz. Maddi hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz. Fakat mutelizane, yani o hastalıklardan, musibetlerden gelen sıkıntından dolayı Cenab-ı Hakk'a itiraz ederek müştekiyane bir surette değil, yani Allah'a şikayet ederek değil, belki mütezellilane, böyle alçak gönüllükle ve istimdatkarane iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazım. Allah'tan gelene rıza lazım. Kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda. Ah! Of edip şekva etmek bir nevi kaderi tenkittir. Rahimiyetini ittihamdır. Allah'ın rahmetini ittiham etmektir. Kaderi denkit eden başını örse vurur kırar. Rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır. Kırılmış el ile intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını tezyid ediyor. Öyle de musibetlere giriftar olan adam itirazkârâne şekva ve merakla onu karşılamak musibeti ikileştiriyor.
Evet, bu beşinci meselenin, beşinci nüktenin ikinci meselesinde kaldık. İsteyen arkadaşlar bu Risale'yi son kısmını evlerinde okuyabilirler. İkinci lema. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahu minel hamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için el Fatiha.